Sonuç Akademiden Herkese Merhabalar 9. Sınıf 2. Dönem 1. Yazının Provasıyla Karşınızdayız Arkadaşlar Yapıyoruz Çalışıyoruz Ve Bu Mevzuyu Da Hallediyoruz Hepimiz Yüzleri Kapıp Sonra Buraya Geliyoruz Tekrardan Şimdi Öncelikle Yazılda Konularımız Nelerdi Karşımıza Neler Çıkacak Şöyle Genel Bir Göz Atalım Ufak Ufak Tekrar Edelim Ardından Sorular Üzerinden Hem Ufak ufak yine konu tekrarı yapalım. Hem de konularımızı, sorularımızı çözelim. Mevzuyu iyice bir cebimize koyalım. Provamızı tamamlayalım hep birlikte. Şimdi iki tane ünitemiz var karşımızda. Sorumlu olacağımız karşımıza soruların geleceği. Birincisi... Üçüncü ünitemiz olan kimyasal türler arası etkileşimler ki en baba ünitemizde bu zaten en çok soru buradan gelecek karşımıza. Hani bir kısmını birinci dönem halletmiştik. ikinci döneme bir kısmından sonrasında girdik, dahil olduk ve tamamladık ünitenin tamamından sorumlu olacağız. Büyük ihtimalle tabii ki okuldan okula değişebilir. Birçok okulda da maddenin halleri ünitesine giriş yaptık. Büyük ihtimalle birçoğumuzun karşısına maddenin hallerinde bazı kısımlar çıkacak, tamamı çıkmayacak. Nelermiş? Şöyle başlık başlık gidelim. Şimdi 1 üçüncü ünitemizde yani kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinde öncelikle kimyasal tür kavramlarını tanımlamıştık, çeşitlerini görmüştük. Atom, molekül ve iyon olmak üzere üç temel başlıkta biz bu kimyasal türleri görmüştük. Ardından etkileşim türleri, etkileşimlerin çeşitleri nelerdir? Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Temel iki başlıkta incelemiştik. Güçlü etkileşimleri iyonik kovalent ve metalik bağ olmak üzere üç başla ayırmıştık. Zayıf etkileşimleri e, Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağ olmak üzere ikiye ayırmıştık. Van der Waals'in de alt başlıkları vardı. Dipol dipol, iyon dipol, dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol veya indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani bir diğer adıyla London çekim kuvvetleri olmak üzere. Bunları gördükten sonra iyonik bağın genel yapısını incelemeye başlamıştık. Neler vardı iyonik bağın yapısına dair incelediğimiz bir bağın iyonik bağın nasıl oluştuğunu buradan Lewis formüllerini tabii ki buradaki Lewis formüllerini çözebilmemiz için de daha öncesinde aslında iyonik bağın başında Lewis sembollerini yani elementlerin nokta yapılarını nasıl çizdiğimizi görmüştük. Oktet ve dublet kurallarından bahsetmiş buradan bağ oluşumu ve ardından da iyonik bileşiklerin Lewis formüllerini nasıl çizeceğimize dair bilgileri edinmiştik. Ardından iyonik bağın örgü yapısından bahsetmiştik. Dolayısıyla aslında iyonik bağın fiziksel bütün özelliklerini, iyonik bağlı bileşiklerin fiziksel bütün özelliklerini taşıyan örgü yapısını açıklamıştık. Demiştik ki bunlar e, örgü yapısındadır, birim hücrelerden oluşur şeklinde tanımlamıştık. Sağlamlığına gelmiştik iyonik bağın e, periyodik sistemde hangi trendle daha sağlam olduğundan bahsetmiştik ve iyonik bağlı bileşiklerin adlandırmasını yapmıştık. Ardından kovalent bağda da benzer şekilde Lewis formülleri tabii ki iyonik bağlı bileşikler ve Lewis e, kovalent bağlı bileşiklerde Lewis formülleri birazcık daha farklıydı birbirinden. Dolayısıyla bu farklılıkları da bilip ona göre yorumlayabiliyor olmamız, çözebiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer Konu kaçırdıysak bu kısım çok önemli lütfen tekrar edin e, lütfen yeniden videolar izleyin yeniden sorular çözün yeniden konu tekrar kitaplarına bakın. Ve polarlı kapolarlıktan bahsettik yine çok çok önemli bir kısım hem bağ polarlığı hem molekül polarlığı üzerinde durduk. Ve buradaki polar kasında zayıf etkileşimlerin de temelini oluşturan mevzuydu. Burayı anlamak için burayı öğrenmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Adlandırma kısmında tamamladık. Tıpkı iyonik bağlı bileşiklerde olduğu gibi kovalent bağlarda da farklı yönleriyle nasıl adlandırmalar yapacağımızı görmüştük. Ardından metalik bazdan bahsettik. Metalik bağın temelini elektron denizi oluşturuyor dedik. E, metal katyonları ile elektron denizi arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetlerini biz metalik bağ olarak tanımladık ve metal atomlarının bir arada durmasını sağlayan kuvvetin metalik bağ olduğunu belirttik ve buna dair elektron denizinden kaynaklanan metalik bağın metallere kattığı özelliklerden bahsettik. Ne gibi parlak olmaları mesela bu elektron denizinden kaynaklanıyor veya elektrik iletkenliği ya da işlenebilir olmaları tel ve levha haline getirilebiliyor olmaları elektron denizinden kaynaklanıyordur dedik. Ardından zayıf etkileşimlerden bahsettik. Zayıf etkileşimlerde neler vardı? Peki iki ana başlık inceliyoruz dedik. Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağı olmak üzere. iki temel başlığımız vardı. Van der Waals'in alt çeşitleri de vardı tabii ki. Burada polarlık apolarlık işin içerisine giriyor. Polar moleküllerin dipol, apolar moleküllerin indüklenmiş dipol oluşturduklarından bahsettik. Dolayısıyla polar moleküller arasında oluşan etkileşimleri dipol dipol, apolar moleküller arasında oluşan etkileşimleri indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London olarak tanımladık. Eğer işin içerisinde bir de iyon giriyorsa iyon dipol veya iyon indüklenmiş dipol gibi etkileşimlere sahip olabiliyoruz dedik ve hidrojen bağı da aslında buranın en özelleştirilmiş olayıydı, en özel bağıydı. Çünkü Flor oksijen azot fon elementlerinin hidrojenli bileşiklerinde elektronegatifte farkının çok yüksek olmasından kaynaklanarak daha güçlü etkileşimlerin oluştuğundan bahsettik. Hidrojen bağını özel yapan noktada bu fon elementlerinin varlığıydı. Dolayısıyla dipol dipol hidrojen bağını burada birbirinden ayırmamız gerekiyor. Ardından fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsettik. Fiziksel değişimlerin zayıf etkileşimlerin oluşması veya kırılması sonucu ancak kimyasal değişimlerin, güçlü etkileşimlerin kırılması veya bozulması, oluşması sonucu meydana gelen yeni türler burada vardı, burada vardı. Burada yeni türler açığa çıkmıyordu gibi yorumlarla hangi tür değişimlerin fiziksel, hangi tür değişimlerin kimyasal olduğu üzerinde durduk ve dördüncü ünitemiz olarak maddenin haller ünitesinde de genel olarak katı sıvı, gaz ve plazma hallerinin genel özelliklerinden bahsettik endüstrideki bazı halde işimlerinden bahsettik suyun temel özelliklerinden bahsettik LPG Lng itici gazlar ve soğutucu akışkanlar olarak e, Endüstrideki hal değişimlerinden bahsettik ve ardından katı türlerinden bahsettik. Katıları genel evet. anlamda özelliklerini zaten burada görmüştük. Katıların türlerine geldiğimiz zaman da amorf ve kristal katılar olmak üzere ikiye ayırmıştık. Amorf katıların özelliklerini ayrı bir, bir şekilde değerlendik. Erime noktası olmayan katı türüydü. E, kristal katılara geldiğimiz zaman da burada dört tane yeni başlığımız vardı. İonik kristaller, metalik kristaller, e, kovalent kristaller ve moleküler kristaller olmak üzere bunların özellikleri üzerinde de durduk. O zaman sorular üzerinden konuları hem şöyle güzel güzel tekrar edelim hem de sorularla birlikte e, bir antrenman yapmış olalım hep birlikte. Şimdi bize bir tablo vermiş. Tabloda yer alan taneciklerin aşağıda verilen türlerle eşleştirmemizi istemiş. Şimdi tek tek tanecikler üzerinden gidecek olursak. helyumu taneciğine baktığımız zaman. Herhangi bir şekilde yanında rakam falan yok. Dolayısıyla bir molekül yapısı değil, tek bir tanecik yapısını gösteriyor. Herhangi bir şekilde yük olmadığı için bunun iyon da olmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla bu bir aslında atom örneğidir. Dolayısıyla biz atom için şuraya helyumu yazabiliriz. <laughs> Ki soy gazların e, doğada atomik yapıda bulunduğunu da biliyorduk. N2'ye geldiğimiz zaman şimdi tek tür atomlardan oluştuğu için element olduğu kesin. E, ...yükü de yok dolayısıyla iyon da değil bu. E, birden fazla atomu içerdiği için atom değil... ...birden fazla atomdan oluştuğu için bir molekül yapısı olduğunu biliyoruz. Dedik ki bir molekül yapısıdır. Tek tür atomlardan oluştuğu için de element molekülüne örnektir. Dolayısıyla N2'yi getirdik buraya yazdık. S8'e geliyoruz. Yine tek tür atomlardan oluşuyor ve birden fazla atomu içerdiği için bir molekül yapısıdır. Herhangi bir şekilde yük olmadığı için iyon da değildir. Dolayısıyla S8'de biz yine element molekülüne örnek olarak yazmak zorundayız. Geliyoruz Br eksiye. Şimdi eksiyi gördük. Yük varsa bu kesinlikle iyondur. Negatif yük varsa kesinlikle anyondur. E, anyon olduğunu bulduk. Peki atomik anyon mu kök anyon mu? Buna nasıl karar veriyoruz? Burada tek bir tanecikten tek bir atom yapısından bahsedildiği için atomik anyon olduğunu söyleyeceğiz. Br eksiyi buraya yazacağız. PO4 eksi 3. Şimdi eksi 3'ü gördüğümüz zaman hemen bunun iyon olduğuna karar verdik. Peki negatif yüklü iyon olduğuna göre bunun bir anyon olduğunu da karar verdik. Dolayısıyla katyon seçenekleri gitti. Elimizde ne kaldı? Kök anyon veya atomik anyon olacak. Atomik anyon olması için tek atomdan oluşması gerekiyor dedik. Oysa ki burada bir atom grubu var. Bu onun kök olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla şu PO4'ü fosfatı kök anyonla örnek olarak yazmamız gerekiyor. ALF3'e geldiğimiz zaman alüminyum ...ve flordan oluşuyor. Alüminyum bir metal, flor bir ametal. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yük de olmadığı için... ...bir bileşik yapısı olduğundan bahsedebiliriz. Bir bileşik yapısı ve alüminyum olduğu için, metal olduğu için yapısında... ...bir iyonik bileşiğe örnek olması gerekiyordur. Çünkü moleküller, bileşikler, ametaller arasında oluştuğunu biliyorduk. Dolayısıyla ALF3'ü biz buraya örnek olarak vermemiz gerekiyor. CH4'e geldiğimiz zaman... Karbon ve hidrojenden oluşuyor. Yük yok dolayısıyla anyon veya katyon olamaz bir iyon yapısı değildir bu. Hepsi ametal. Karbon da hidrojen de ametal dolayısıyla bir molekül yapısıdır. Ancak farklı tür atomlar içerdiği için bir element molekül değil bir bileşik molekülü yapısıdır diyeceğiz. Dolayısıyla metanı bileşik molekülüne örnek olarak yazacağız. NH4'e geliyoruz. Hemen artıyı gördük. Yüklü tanecik dolayısıyla iyon. Artı yüklü olduğu için katyon olması gerekiyor. İki tane seçeneğimiz var. Ya atomik katyondur ya kök katyondur. E buna nasıl karar vereceğiz peki? Kök katyon mu yoksa atomik katyon mu olduğuna? E artı yüklü, Birden fazla tür atom içerdiği için bunun bir kök katyon olduğuna karar vereceğiz. Şunu şöyle katyon yazalım düzeltelim. Burası kök anyonumuz burası kök katyonumuz olsun. Dolayısıyla NH4'ü buraya örnek olarak verebiliriz. Kalsiyuma geldiğimiz zaman artı iki yüklü gene pozitif yüklü olduğu için bir katyon örneği olduğunu anlıyoruz. Tek atomdan oluştuğu için de atomik katyon örnektir. Dolayısıyla kalsiyumu da buraya yazmamız gerekiyordur. Argon yine tıpkı helyumda olduğu gibi bir soy gazdır. Atomik yapıda herhangi bir şekilde yük olma durumu da yok. Tek tanecikten oluşuyor. O yüzden biz bunu atoma örnek olarak vermek zorundayız. Güzelce tamamlamış olduk karşımıza çıkacak bütün türler burada zaten bir de radikal var fen liseleri için geçerli olan bir tür örneğidir arkadaşlar ve buradakiler anadolu liselerinde karşımıza çıkacak olan türlerdir ve türlerin neler olduğunda daha önceden belirttiğimiz gibi bir gözden geçirmiş olduk Gelelim bir diğer soruya. Aşağıda verilen atomların elektron katman dağılımlarını, Lewis sembollerini ve bağ kapasitelerini belirtiniz diyor. Tek tek gittiğim zaman aslında konuyu da tekrar etmiş olacağız sadece bu soruyu çözerek. Şimdi neler yapmamız gerekiyordu? Bizim karşımıza bir tane atom çıktı ve bu atomun e, atom numarasını bize verdi. Flor için mesela 9 demiş. Elektron dağılımını nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki maksimum gideceği yer 2 8 8 2. İlk 20 element için en fazla buraya kadar elektronlar dağılabiliyor. Dolayısıyla 9 olduğuna göre bizim atom numaramız burada. Ne yapacağız? İlk katmana 2 elektron yerleşecek. Geri kalan 7 elektron da ikinci katmanımıza yerleşecek. Dolayısıyla bizim elektron dağılımımız bu. Valence elektronumuz, valans elektronumuz veya bu değerlik elektron sayımız nedir? Son katmandaki elektron sayısıydı. Bunun 7 olduğunu görüyoruz. Lewis sembolünü yazarken şunu yapıyorduk. Elementin sembolünü alıyoruz. Ardından değerlik elektron sayısı kadar etrafına nokta koyuyoruz. Peki bu noktaları nasıl koyuyoruz? Başladığımız yerden dört bir köşesine nokta koyarak devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş deyip devam ediyoruz hemen buradan. Dört köşesine koyarak devam ediyorduk. Altı, yedi oldu. Bu da bizim Lewis sembolümüz oldu. Gördüğümüz üzere florun Lewis sembolünde ne var? Üç tane çift elektron var. Bir tane tek elektron var. Ve bize bağ kapasitesini Lewis sembolünü yazdığımız zaman yalnız kalan elektron sayısı söylüyordu. Dolayısıyla bağ kapasitesinin bir olduğunu söyleyeceğiz. Magnezyuma gelecek olursak aynı işlem için 2 8 dediğimiz zaman 10 tane elektronu yerleştirmiş olacağız. Demek ki 3. katmanımızda 2 tane elektron varmış. Bizim elektron dağılımımız bu. Buna göre Lewis yapısını yazarken tıpkı flor'da yaptığımız gibi sembolü yazıyoruz. Ardından Değerlik elektron sayısı yani son katmandaki bu iki elektronu nokta olarak yanına koyuyoruz tabi sırayla dört köşesine gidiyorduk iki tane elektron olduğu için iki tane yalnız elektronumuz var ne dedik az önce bağ kapasitesini buradaki yalnız kalan elektron sayısı belirler dolayısıyla bunun bağ kapasitesi ikidir fosfordan bahsedecek olursak aynı şekilde iki sekiz dediğimiz zaman 10 tane elektronu yerleştirmiş oluyoruz bile demek ki. Üçüncü katmanımızda yani son katmanımızda 5 elektron varmış. O zaman ben bunun Lewis sembolünü yazacağım zaman ne yapacağım? Sembolü alacağım. 5 tane elektronu tıpkı florda yaptığım gibi nokta nokta koyacağım. 1 2 3 4. Dört köşesine birer tane koyduktan sonra tekrar başa dönüp çiftin noktayı koyuyordum. Dolayısıyla bir tane çift, üç tane tek nokta olduğuna göre bunun bank kapasitesi tabii ki 3'tür diyeceğim. Yalnız kalan elektron sayısı kadar olması gerektiği için. Kükürt'ten bahsedecek olursak 16 olduğuna göre 2, 8, 6 şeklinde yazıyorduk. Dolayısıyla sembolü aldık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane elektron koyduk. Son katmanımızda 6 elektron olduğu için bağ kapasitesi nedir? Yalnız kalan elektron sayısına bakıyorum. 2 tane yalnız elektron var. Dolayısıyla kükürdüm. Bağ kapasitesi 2'dir diyorum. Potasyuma geçecek olursak potasyumda 2, 8, 8 dediğim zaman hala da 18 tane elektron koymuş oluyorum sadece. Dolayısıyla benim bir elektrona daha ihtiyacım var. O da dördüncü katmanda yer alacak. Yani benim potasyum için değerlik elektron sayım birmiş. O zaman sembolünü aldım ve yanına sadece bir tane nokta koydum. Değerlik elektron sayısı bu olduğu için. Yalnız elektron sayısı bir olduğu için bağ kapasitesi de bir olacak. Yani aslında şöyle dezberleyebiliriz. Bir A grubundakilerin bağ kapasitesi birdir. Çünkü yanında sadece bir tane nokta vardır. 6A grubundakilerin 6 tane noktası olduğu için 2 tane yalnız elektronu kalır. Bağ kapasitesi 2'dir. 5A grubunda yer alanların e, bir tane çift, 3 tane yalnız elektronu olduğu için bağ kapasitesi 3'tür. 2A grubundakilerin 2'dir. Flor 7A grubunda, 7A grubundakilerin de yine tamamında sadece 1 tane yalnız elektron kalacağı için bağ kapasitesi 1'dir diyebiliriz. Helyum buradaki çok özel istisna durumumuz. Çünkü oktet ve dublet kurallarımız vardı ve oktet kuralı diyordu ki son katmanını 8'e tamamlıyorsa oktete uygundur. E, dublet diyordu ki sadece bir tane katmanı varsa ve bunu ikiye tamamlıyorsa burada dublet kuralı vardır. Helyum da dublet kuralını uygulayan tek atom yapısıdır zaten. Dolayısıyla helyumun bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz katman dağılımının sembolünü gösterirken helyumda şöyle yapmıyoruz. Yani magnezyumdaki gibi iki noktayı ayrı ayrı yere koymuyoruz. Tek katman ve orada iki elektron olduğu için dublet kuralına uygundur. Bu bağ yapamayacağı anlamına gelir ki soygazların bileşik yapısına katılmamasının sebebi budur. Dolayısıyla iki tane noktayı bu sefer yan yana koymam gerekiyor. Dublet kuralına uygun hale geldiği için ve bağ kapasitesinde sıfır olduğunu söylemem gerekiyor. Bu helyuma özel bir durumdur arkadaşlar. Herhangi bir soy gaz olsaydı atıyorum... E, neon olsaydı 2.8 olacaktı. Dolayısıyla ben etrafındaki elektronları 8'e tamamladığım için hiç yine yalnız kalan elektron olmayacaktı. O yüzden onun da bağ kapasitesi gene 0 olacaktı diyelim. Güzelce Lewis sembollerini de hatırlamış olduk. O zaman bir diğer sorumuza yani Lewis yapısı ve sistematik adlandırma yapacağımız soruyu atlayabiliriz. Burada ne diyor bize? Formülü verilen bileşiklerin Lewis yapılarını ve sistematik adlandırmalarını yapın diyor. Şimdi böyle bir soru karşımıza geldiği zaman önceliğimiz şu olacak. Bize verdiği bileşik iyonik yapılı bir bileşik mi yoksa kovalent yapılı yani molekül yapılı bir bileşik mi? Bu çünkü çok şeyi değiştirecek. Hemen bakıyoruz bileşik KF metal ve bir ametal var. Dolayısıyla iyonik. Buna karar verdikten sonra gerisi kolay zaten. Bunun iyonik olduğuna karar verdik. Hemen buna bakalım. Alüminyum ve kükürt. Alüminyum bir metaldi. Dolayısıyla bu da yine iyonik yapılı bir bileşik olması gerekiyor. Magnezyum bir metaldi. Dolayısıyla iyonik yapılıdır. Karbon tetraklorür karbon ve klor ikisi de metal dolayısıyla molekül yapısından bahsedeceğiz. Kovalent yapılı bir bileşke olduğunu söyleyeceğiz. Karbon dioksit benzer şekilde ikisi de ametal olduğu için burada da molekül yapısında olduğunu söyleyeceğiz. Buna göre Lewis yapısı da isimlendirmesi de bambaşka olacak. Çünkü potasyum florürden bahsediyorsak ne yapıyordu? Potasyum 1A grubu, flor 7A grubu elementiydi ve iyonik bileşiklerde elektron ortaklaşması değil, elektron alışverişi vardı. Potasyum flora 1 elektron veriyordu. Dolayısıyla potasyum flora 1 elektron verdiği için artı 1 yüklü bir iyon oluşturuyordu. Flor ise normalde florun Lewis sembolü nasıldı? 7 elektron olduğu için şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...yedi şeklinde gösteriyorduk. Ancak bir elektronu da potasyumdan aldı... ...dolayısıyla burayı da tamamladı. Yani 8 tane noktayı koyuyorduk... ...ve anyonumuzun her zaman için kapalı parantezi alıp... ...yükünü bunun üzerine yazıyorduk. Dolayısıyla K artı ve floru da par kapalı parantez içerisinde... ...üzerine eksi koyarak belirtiyoruz. Ve elektron noktalarıyla da anyon kısmımızın... ...ki anyon her zaman ikinci sırada gelecek... ...yani sonrasında gelecek... E Kapalı parantez içerisinde oktetemi, dubletemi uygun davrandığını belirtmek zorundayız. Sistematik adlandırmaya geldiğimiz zaman da ne yapıyorduk? Önceliğimiz iyonik bileşiklerde katyonumuzun ismini söylemek. Katyonumuzun ismi doğrudan metalin ismine eşit oluyor zaten. Potasyum oluyordu. Ve ametelimizin adının anyon adını hani birazcık ezber yaparak biliyorduk. Halojenlerde ise ür eki geliyordu. Florsa bizim eğer buradaki ametelimiz yani anyonumuz florür şeklinde isimlendiriyorduk. Gelelim Al2S3'ten bahsetmeye. Buradan olacak peki alüminyum 3A grubu elementi. Dolayısıyla şöyle Lewis sembolleri üzerinden gidebiliriz. 3 tane noktası var. Kükürt'e geldiğimiz zaman 6A grubu elementi dolayısıyla 6 tane noktası var. Yani şöyle 2 tane boşluğu var. Dolayısıyla alüminyum artı 3 değerlik almak istiyor. Yani 3 tane elektron vermek istiyor. Kükürt ne yapmak istiyor? Eksi 2 değerlik almak istiyor. Dolayısıyla 2 tane dışarıdan elektron almak istiyor ki oktetine uygun hale gelebilsin. Biz ne yapıyorduk bileşik formülünü yazarken? Bu üçü buraya bu 2'yi buraya yazıyorduk. Yani buradaki 3 ve 2 tamamen bunların yüklerinden kaynaklanıyor. Bu ne demek oluyor? Elimizde 2 tane alüminyum varmış ve bu alüminyumların ikisi de artı 3 ile yüklenmiş ve kükürtlerimizden de üç tane varmış ve her bir kükürt oktetini ok tamamlamış hale gelmiş. Buradan e, her biri iki tane elektron kaptığı için dışarıdan tamamlamış duruma geliyor ve her biri -2 yükleli geliyor. Lewis formülümüz bu şekilde belirtiliyor. İsimlendirmeye geldiğimiz zaman ne yapıyorduk? Buradaki 2 ve 3 bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Alüminyum ve kükürt arasında zaten bundan başka bileşik oluşamıyor. Dolayısıyla isimlendirirken Öncelikle katyonumuzun ismini söylüyoruz ve bu metalin ismine doğrudan eşit oluyor. Ve anyonumuzun ismini veriyoruz. Yani ametalimizin anyon ismini veriyoruz. Kükürt için anyon ismi neydi peki? Sülfürdü. Ufak bir ezberle bunu da yerine koyduğumuz zaman mevzuyu çözüyoruz. Magnezyum ve hidrojen arasında oluşan bileşikte magnezyum 2A grubu dolayısıyla artı 2 değerlik alacak. Hidrojen 1A grubu bir ametal olduğu için burada ne yapacak? Eksi 1 değerlik alacak. Dolayısıyla hidrojeni kapalı parantez içerisinde alıp eksi birini belirteceğiz. Peki kaç tane nokta koyacağız? Burası önemli arkadaşlar. Normalde hidrojenin şöyle bir tane noktası var yanında. Çünkü tek bir elektronu var. Magnezyumdan dışarıdan bir tane elektron geldiği için yanına şu hale geliyor. Yani helyuma benziyor. Dublet kuralına uygun hale geldiği için sadece iki tane noktası oluyor. Dolayısıyla şöyle tıpkı helyum yazar gibi eksi bir yüklü olduğu için iki tane noktayı yan yana yazıyoruz. Bu da bizim Lewis yapımız oluyor. İsimlendirmeye geldiğimiz zaman ne diyorduk? Magnezyum bizim metalimizin doğrudan adı ve anyonumuzun adı ne? Hidrojenin anyon adı <laughs> hidrürdü. Dolayısıyla magnezyum hidrür buradaki bileşimimizin adı oluyor. Şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer burada B grubu metali vermiş olsaydı onu da Roma rakamıyla hangi değerli aldığını belirtmek zorundaydık. Mesela şöyle bir şey verebilirdi bize. Fe 2'nin ismini söyle demiş olsaydı ne yapacaktık? Diyecektik ki burada demir ancak demir artı +2 değerlik aldığı için demir 2 şeklinde ifade edeceğiz. Tabii ki anyonumuzun adını olduğu gibi yazabiliriz. Herhangi bir fark yoktur. E, sınava girmeden önce lütfen arkadaşlar e, anyonların ve katyonların özel isimlerini ezberlemeyi unutmayın. Özellikle kök anyonların isimlerini bilmeniz gerekiyor ve değerli değişken olan metallerin tıpkı demir veya kobalt veya bakır gibi değerli değişken olan metallerin kimler olduğunda öğrenmenizde fayda olacaktır. Geliyoruz buraya artık moleküler yapılardan yani kovalent bağlı bileşik yapılarından bahsetmeye. Bunların Lewis yapısını çizerken elektron ortaklaşması söz konusuydu. Dolayısıyla şöyle yapıyoruz. Karbon bizim merkez atomumuz olacak. 4 tane de klor gelecek bunun yanına. Tıpkı bize bileşiğin formülünde söylediği gibi. Peki bu dört klorun Lewis yapıları nasıl olacak? Şimdi her biriyle birer tane bağ yapacak ve bu bağların her biri iki tane elektron simge gelecek ve her klorun da etrafına şöyle elektron çiftlerini yerleştireceğiz. Çünkü bu yapıyı düşündüğümüz zaman öncelikle onu şuraya çizebiliriz. E karbon dediğimiz 4A grubunda olduğu için şöyle 4 tane noktası vardı. Klor dediğimiz yapı 7A grubunda olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 tane noktası vardı. Şimdi her bir klorla şu elektronlarını ortaklaşa kullandıkları için burada bir kovalent bağ oluşacak. Tabii başka bir klor da gelecek. Aynı şekilde yalnız olan elektronu bununla paylaşacak. Bir tane buradan gelecek, bir tane buradan gelecek. 4 klor gelip birer tane elektronu karbonla paylaşarak böyle bir Lewis yapısına ulaşacak. Lewis yapısını çizerken arkadaşlar yalnız kalan elektronların da daha doğrusu bağ yapısına katılmayan elektron çiftlerin de yerine yazılmasını ihmal etmiyoruz. Bu noktaları koymasaydık biz hatalı bir çizim gösterim yapmış olacaktık. Çünkü bu noktalara bakarak klorun oktet mı dublet mı da uygun davrandığını belirlemiş oluyoruz. Gelelim isimlendirmeye. Koherent bağlı bileşiklerde yani molekül yapılarında isimlendirme de farklıydı. Burada alt tarafa yazdığımız rakamları umursamadık bile. Çünkü bizim için değişmiyordu. Atıyorum magnezyum ve hidrojen arasında zaten bundan başka bileşik oluşamıyordu. Ancak karbon ve klor arasında farklı bileşiklerde oluşma ihtimaline binaen ne yapıyoruz? Buradaki kaç tane klor olduğunda belirtmemiz gerekiyor. Nasıl yapıyorduk peki? Karbondan bir tane var. Monokarbon demiyoruz ama bunun dışında ilk karbon ilk elementten kaç tane varsa bunu da e, e, sayı olarak belirtmemiz gerekiyor. Karbon diyeceğiz. Sadece birinci elementimiz e, tek olduğu için kaç tane klor içeriyor? 4 tane. Bunu tetra şeklinde belirtiyoruz ve anyon ismini söylüyoruz. İkinci kısmının her zaman anyon ismini söyleyeceğiz. Karbon tetra klorür ismine sahip olacak. Benzer şekilde bunun yapısını çizecek olursak karbon oksijenlerle şöyle çiftli bağ yapıyordu ve Lewis formülümüz bu şekilde oluyordu. Bunu nereden anlıyoruz peki? Karbonun yine dört tane elektron olduğunu biliyoruz. Oksijen 6A grubunda olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde yazıyoruz. Demek ki bir bununla bir bununla ortaklaşa kullanarak bağ yapacak. E bir tane daha oksijen gelecek. Aynı şekilde bununla ve bununla ortaklaşa elektron kullanacaklar. Dolayısıyla karbon iki tane oksijenin her biriyle çiftli bağ yapacak. Ve oksijenlerin her birinin iki tane elektron çifti yanında kalacak. Ve isimlendirmesine geldiğimiz zaman ne yapıyorduk? Az önce yaptığımız gibi karbon birincinin aynen ametal adını yazıyoruz. İkincinin ise kaç tane olduğunu söyleyip D şeklinde iki olduğunu belirtiyoruz. Ve anyon adını söylüyoruz. Oksijenin anyon adı neydi? Oksitti. Bu şekilde belirtebiliriz. Şunu unutmayın. Birinci elementimiz yani önce gelen elementimizden birden fazla varsa mesela S2O3'ü vermiş olsaydı bunu nasıl isimlendirecektik? Bu sefer birinciden de kaç tane olduğunu yazmamız gerekiyor. İki dediğine göre di ve unutmayın bir ilk gelen her zaman ametal adını yazıyoruz. Yani di kükürt diyeceğiz. İkinci sırada gelmiş olsaydı ise sülfür diyecek. İlk sırada geldiği için kükürt diyeceğiz. İkinci sırada oksijen var. 3 tane olduğu için tri olduğunu belirtiyoruz ve anyon adını yazıyoruz. Yani oksit olduğunu belirtiyoruz. Dikürt tri oksit şeklinde de bu bileşiği isimlendirecektik mesela. Geçelim bir diğer soruda bize görsel şeklinde bazı etkileşimleri vermiş. Bu etkileşimlerin türlerini belirlememizi istiyor. Şimdi biz bu türleri tek tek belirleyecek olursak. Şimdi burada ne var bizim elimizde? Su molekülü var. Su molekülünün polar yapılı bir molekül olduğunu görüyoruz. Eğer merkez atomda elektron çifti varsa, simetrisi bozulmuş durumdaysa bu polar bir molekül. Evet, burada elimizde polar bir molekül var. Ayrıca fon kuralına da uygun olduğunu görüyoruz. Nereden biliyoruz? Flor, oksijen, azot fon kuralı dediğimiz buydu. Flor, oksijen, azot bu üçünden herhangi birini içerip bunun yanında hidrojeni de içeriyorsa bu kurala uyuyordur. Oksijenin yanında hidrojen var dolayısıyla bu kurala uygundur. Benzer şekilde bu da su moleküldür dolayısıyla polardır ve fon kuralına uygun durumdadır diyeceğiz. Buraya geliyoruz. Sodyum var. Elimizde bir katyon var. Yani bir iyon yapısı olduğunu görüyoruz. Klor negatif yüklü bir anyon yapısı var. Dolayısıyla bunun da iyon olduğunu görüyoruz. Burada bir molekül yapımız var. Polar bir yapı. Hidrojen ve klor arasındaki elektronegatiflik farkından ötürü bunun polar olduğunu söyleyeceğiz. Ancak bu Fon kuralına uyuyor mu? Uymuyor tabii ki çünkü bu elementlerden herhangi birini içermiyor. Geliyoruz. Burada bir tane daha hidroklorik asit molekülü var. Aynı şekilde polar ancak fon kuralına uygun değil diyeceğiz. Burada da bir hidrojen molekülü var. Hidrojen molekülüne geldiğimiz zaman apolar yapıda olduğunu söyleyeceğiz ve fon kuralına tabii ki apolar moleküllerde bakmıyoruz bile. Şimdi buradaki etkileşimleri inceleyecek olursak birinci sırada yazılan Etkileşimimiz nedir? Oksijen atomu ile hidrojen atomu arasındaki molekül içerisinde yer alan bağdır. Molekülün içerisinde yer alan bağlar kovalent bağlarıdır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci bağımız kovalent diyeceğiz. Hatta ve hatta farklı tür atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağ olduğunu söyleyeceğiz. İkinci etkileşimimize geldiğimiz zaman moleküller arasında bu oluşan bir etkileşimden bahsediyoruz. İkisi de polar ve ikisi de fon kuralına uyuyorsa bunun hidrojen bağı olduğunu bize gösteriyordu. Yani ikinci etkileşimimiz hidrojen bağıdır diyeceğiz. Üçüncü etkileşimimize geldik. Polar bir molekülle bir iyon arasındaysa ve buradan iyon geliyor zaten. Diğer tarafta polardan ne geliyor? Polar moleküller dipolleri, apolar moleküller indüklenmiş dipolleri oluşturur demiştik. Dolayısıyla burada iyon dipol etkileşimi yer alıyordur. Dördüncü etkileşime bakıyorum. İyon var. Burada da iyon var. E, i̇yonlar arasında zıt yüklü iyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetlerini biz iyonik bağ olarak isimlendiriyorduk arkadaşlar. Gelelim beşinci etkileşimimiz nedir? Klor atomu var burada. Klor iyonu var özür diliyorum. Ve polar bir molekül yapısı var. Dolayısıyla nedir? İyon var. Polar molekül yapıları da dipolleri oluşturduğu için burada bir iyon dipol etkileşiminin daha varlığından söz edebiliriz. Altıncı etkileşime geliyoruz. Burada ne vardı? Bizim elimizde bir molekül yapısı vardı. Burada kovalent bağ var. Ancak burada iki farklı molekül yapısının arasındaki bağdan bahsediyorsak bu da polar, bu da polar. Bunların ikisi de fon kuralına uymuyor. İkisi de fon kuralına uygun olacak ki ben onu hidrojen bağı olarak isimlendireyim. Dolayısıyla burada hidrojen bağından bahsedemiyorum. Peki etkileşimin türü nedir? Polar moleküller dipolleri oluşturduğu için iki tane polar dipol-dipol etkileşimi oluşturacaktır diyeceğiz. 7. etkileşime geldiğimiz zaman polar bir molekül ve apolar bir molekül arasında oluştuğunu görüyorum. Dolayısıyla e, polar molekül dipoli oluştururken apolar molekülümüz indüklenmiş dipoli oluşturacak. Etkileşimin türü dipol indüklenmiş dipol etkileşimi olacak. Geliyoruz buraya. Hidrojen molekülü var. Molekülün içerisindeki bağımızın adı ne olacak? Şimdi 8 bura isim geliyorsa bu e, apolar kovalent bağ olacak. Ancak şurada Eksi 2 yüklü bir oksijen atomundan, oksijen iyonundan bahsediyorsak iyon ve apolar yapı olduğu için indüklenmiş dipol olacak. Dolayısıyla 8 şu oksijen iyonuyla hidrojen molekülü arasında olduğu için biz onu iyon indüklenmiş dipol şeklinde isimlendirebiliriz. Oksijen eksi 2'den ötürü bir anyon olduğu için iyon geliyordur. Hidrojen molekülde apolar olduğu için indüklenmiş dipol yapısını oluşturuyordur. Dolayısıyla etkileşimin türü de bu şekildedir. Zıplayalım bakalım. Aşağıdaki moleküllerin Lewis formüllerini çizerek bağ ve molekül polarlıklarını belirtiniz. Hem bağ polarlığı hem molekül polarlığından ayrı ayrı bahsetmemiz istiyor. Şimdi ne yapıyoruz? N2 molekülünden bahsedecek olursak. Şimdi azot 5A grubunda yer aldığına göre nasıl yapıyorduk? Biz 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazıyorduk. E, N2 diyor. Demek ki bundan bir tane daha varmış. O zaman bunun da elektronlarını yazalım. 1, 2, 3, 4, şuraya koyalım. 5 şeklinde belirtebiliriz. Bunlar arasında bağlar nasıl oluşacak? Şimdi bu bununla eşleşecek, bu bununla eşleşecek, bu bununla eşleşecek. Yani 3 farklı elektron arasında eşleşme olacak. Aslında şöyle belirtebiliriz. Dolayısıyla üçlü bağ var ve her bir azot atomunda bir tane bağ yapısına katılmayan elektron çifti vardır şeklinde biz Lewis yapısını belirtebiliriz. Bağ polarlığına gelecek olursak ya da hepsinin bir Lewis yapısını çizelim ondan sonra polarlıklarından bahsetmeye başlayabiliriz. CF4'ten bahsedecek olursak şimdi karbon 4A grubunda dolayısıyla 4 tane elektronu var. Şöyle yanlara yazdık. Florlar 7A grubunda dolayısıyla şöyle 7 tane elektronlar olacak. Sadece bir tanesi yalnız. Dolayısıyla 4 tane flor gelip her biri bu yalnız kalan karbon elektronlarından biriyle bağ yapısına girecek. Dolayısıyla CF4'ün Lewis yapısında şöyle belirtebiliriz. Her biri karbonla bir tane bağ yapacak. Bu bizim Lewis yapımız. BH3'e geldiğimiz zaman bor bir 3A grubu yarı metali. Dolayısıyla kovalent bağ yapısı oluşturacak hidrojenle bir araya geldiği zaman. Ancak 3A grubunda olduğunu söylediğimiz için değerli elektron sayısı şöyle 3 tanedir. Bunların her biri bir hidrojenle bağ yapacak. Çünkü hidrojen her zaman için tek bağ yapabilir. Bu da BH3'ün Lewis yapısı olacak. NH3'e geldiğimiz zaman bu hani yapı olarak biz sadece molekül formülüne baktığımız zaman birbirine çok benziyor gibi geliyor. Ancak... E, Lewis yapısından ötürü molekül yapısının çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü azot 5A grubu elementidir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tane elektronunu yerleştirdiğin zaman burada yine 3 tane yalnız elektronu var ama bir tane de fazladan elektronun çifti kaldığını görürüz. Dolayısıyla şuradaki yalnız kalan bağların Yalnız kalan elektronların hidrojenle bağ oluşturması gerektiğini görürüz. Dolayısıyla molekül yapısı da bu şekilde olur. Bağ polarlığına geldiğimiz zaman. Bağ polarlığında diyorduk ki eğer aynı tür atomlar arasında oluşmuşsa bir bağ o bağ apolardır yani kutupsuzdur. Farklı tür atomlar arasında oluşmuşsa polardır yani kutupludur. Dolayısıyla azot azot aynı tür atomlar arasında oluşmuş. Buradaki bağımız apolar yapıdadır diyeceğiz. Elektronegatiflik farkı yok çünkü sıfırdır. Ancak burada bir elektronegatiflik farkı olduğu için yani buradaki bağlar karbon ve flor arasında farklı tür atomlar arasında olduğu için bir kutuplaşma söz konusudur. Dolayısıyla bağlar polardır. Benzer şekilde farklı tür atomlar o zaman bağlar polardır. Aynı şekilde burada da farklı tür atomlar olduğu için elektronegatiflik farkı bu bağların polar olmasına sebep olur. Molekül polarlığına geldiğimiz zaman simetri bozulmuşsa polarlık gidiyordu. Apolar hale geliyordu. Element molekülleri ozon hariç tutabiliriz ya da iki atomlu diatomik yapılı element molekülleri her zaman için apolar yapıdadır. Dolayısıyla bu apolar olduğunu söyleyebiliriz. Simetrik yapısından ötürü karbon tetraflorür yapısının yine gayet simetrik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da kutupsuz yani apolar yapıdadır. BH3'ün de aynı şekilde merkez atomda elektron çifti yoksa büyük ihtimalle yapımız apolar olacaktır arkadaşlar. Burada da gayet simetrik bir durum gerçekleştiği için molekülün kendisi apolardır. İçindeki bağlar polar olmasına rağmen amonya geldiğimiz zaman bağlar polar olduğu gibi buradaki elektron çiftinden ötürü molekülün simetrisi de bozulmuştur. Dolayısıyla molekülün de yine polar olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Geçiyoruz. Hidrojen bağından birazcık bahsetmeye aslında. Bu soru bize hidrojen bağını soruyor. Modern periyodik sistemin 6A grubunda yer alan bazı elementlerin kesitlerini bize vermiş. Buna göre H2O, H2S, H2Se ve H2Te bileşiklerinin kaynama noktaları arasındaki ilişkiyi belirtiniz diyor. Şimdi hidrojen bağı neydi? Fon kuralıydı. Yani flor, oksijen ve azot elementlerinin hidrojenli bileşiklerindeydi. Dolayısıyla ben şu yapıya baktığım zaman, elementlere baktığım zaman burada sadece oksijenin hidrojenli bileşiğinde hidrojen bağı var. Geri kalanlar sadece polar moleküller oluşturdukları için dipol dipol etkileşimlerine sahip. O yüzden Su hidrojen bağı oluşturduğu için ve hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olduğu için en yüksek kaynama noktası onda olacak. En üstte o olmasına rağmen. Diğerlerine geldiğimiz zaman üçünde de dipol dipol etkileşimi olduğu için gideceğimiz yer molekül kütlesine veyahut içerdiği elektron sayısına bakmak olacak. Hangisi daha fazla elektron içeriyorsa onun kaynama noktası daha yüksek olacaktır. Ya da hangisinin molekül kütlesi daha büyükse onun kaynama noktası daha büyük olacaktır. Dolayısıyla bu sefer en alta döneceğiz. Yani en büyük kaynama noktası h 2 ted olacak sudan sonra. Ardından h 2 sed olacak en küçüğünde h 2 sd olduğunu söyleyeceğiz. Bunun en başa gelmesini yani normalde periyodik sistemde aşağıdan yukarı doğru gittikçe azalıyor olması gerekiyor. En yüksek en altta olması gerekiyor. Ancak oksijen en üstte olmasına rağmen en yüksek kaynama noktasına sahip bunlar arasında. Çünkü bu hidrojen bağı içeriyor zaten. Hidrojen bağının tanımı da aslında buradan geliyor arkadaşlar. Geçtik diğer soruya. Doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz diyor. Formülü Fe2O3 olan bileşin adı demir 2 oksittir diyor arkadaşlar. Az önce de değindiğimiz üzere B grubu metallerinde böyle bir durum vardı. Demir artı 2 veya artı 3 değerlik alma ihtimaline sahipti. Ben bunu şöyle yazacak olursam yani Fe2O3 nasıl oluşmuştur? Aslında artı 3 yüklü demirle oksijen çünkü 6A grubunda olduğu için eksi 2 değerlik alıyordur. Bu ikisinin birleşmesiyle oluşmuştur. O yüzden bunun üstündeki, bunun altına, bunun üstündeki, bunun altına gelip Fe2O3 bileşiğini oluşturmuştur. Buna göre demir artı 3 değerlik aldığına göre demek ki benim katyonumun adı demir 3'tür. E, Ve oksijen e, anyon adını alıyorduk. Demir 3 oksit şeklinde olmalıdır. Bana ne demiş? Demir 2 oksit demiş. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Doğrusu demir 3 oksit şeklinde olması. Farklı tür ametal atomları arasında polar kovalent bağ oluşur. Polar kovalent bağın tanımı buydu zaten. Farklı tür ametaller geldiği zaman mesela hidrojen ve flor arasında bir kovalent bağın oluştuğunu söyleyelim. Burada florun elektronegatifliğinden ötürü flora yakın bir noktaya duracak elektronlar. Dolayısıyla flor kısmi negatif, hidrojen ise kısmi pozitif yüklenecek. Yani bu aradaki bağ polar bir kovalent bağ oluşturacak. Dolayısıyla bu ifademiz doğru olacak. Dipol dipol etkileşimlerinin bulunduğu tüm türler arasında London çekim kuvvetleri de vardır. Şöyle ifade edebiliriz. Bir ortamda hidrojen bağı varsa, oradaki etkin olan etkileşim hidrojen bağıdır ancak hidrojen bağının yanında dipol dipol ve London etkileşimleri de vardır gene. Yani en güçlü olan en aktiftir, etkin olandır. Diğerleri de ortamda varlığını koruyordur. Eğer bir ortamda sadece dipol dipol var, hidrojen bağı yoksa Dipol dipolün altında bir London çekim kuvveti de vardır. Ancak daha zayıf olduğu için onun esamesi okunmaz. Etkin olan dipol dipol etkileşimleridir diyebiliriz. Yani kısacası aslında London her yerde vardır zaten diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Tanecikler arası oluşan en güçlü etkileşim türü hidrojen bağdır diyor. Oysaki hidrojen bağ zayıf etkileşimlerden birisi sadece zayıf etkileşimlerinden güçlüsüdür deseydi bunu doğru olarak kabul edecektik. Ancak Türler arasında oluşabilecek en güçlü etkileşim bu değildir tabii ki iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ güçlü etkileşimler olarak hidrojen bağını döverler. Geçiyoruz bir sonrakine fiziksel-kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz. Aşağıdaki olayların fiziksel veya kimyasal olduğunu belirtiniz diyor. Şimdi kağıdın yırtılması demiş. Fiziksel bir olaydır arkadaşlar. Eğer maddenin iç yapısında bir değişikliğe sebep olmuyorsa, molekül yapısında bir değişikliğe sebep olmuyorsa, yeni bir tür ortaya çıkmıyorsa bu fiziksel bir değişimdir diyorduk. Dolayısıyla kağıdın yırtılmasının fiziksel bir değişim olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü iç yapıda herhangi bir değişiklik yok demirin elektriği iletmesi burası önemli birazcık. En çok karıştırılan noktalardan birisi de budur zaten. Metallerin elektriği iletmesi fiziksel bir olaydır arkadaşlar. Ancak sulu çözeltilerin elektriği iletmesi orada bir elektroliz olayı yaşandığı için kimyasal değişime giriyor. Dolayısıyla bu bir kimyasal değişimdir şeklinde belirtmemiz gerekiyor. Yani metalse elektriği ileten fiziksel, bir tuzlu suysa, bir sulu çözelti ise kimyasaldır dememiz gerekiyor. Peynirin mayalanması bütün mayalanma, küflenme, solunum, fotosentez bu tarz olayların tamamı kimyasal özellik taşıyordu. Çünkü peynir mayalanması sonucunda süt artık peynire dönüşmüştür. Yepyeni bir tür ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Sütün ekşimesi benzer şekilde bir moleküler bozum olduğu için kimyasal bir değişime örnek olacak. Betonun donması olayı arkadaşlar Fiziksel hal değişimleri evet fiziksel değişimlerdir, hal değişimleri tamam ancak burada donma dediği bizim bildiğimiz anladığımız anlamda bir fiziksel değişim değil, bir hal değişimi değil, bir kimyasal değişim oluşur, yepyeni bir tür ortaya çıkıyordur. Dolayısıyla betonun donması olayı çok istisna kabul edebileceğimiz bir değişim türüdür, yani kimyasaldır gök kuşağı oluşumu bütün optik olaylar gök dediğimiz şey ışığın kırılması şeklinde oluşuyordu. Bütün optik olaylar fiziksel değişimi örnekte dolayısıyla bunu da fiziksel olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Hemen sonraki soruya geçtik. Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlar ile doldurunuz diyor. Katı haldeki madde tanecikleri sadece ve sadece titreşim hareketi yapabiliyorlardı. Katı hal maddenin en düzensiz hali, en düzenli hali olduğu için e, sadece titreşim hareketi yapıyor. Sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yapabiliyordu. Gazlar titreşim, öteleme ve dönme hareketinde bunun üstüne koyuyordu. Kuru temiz havanın yaklaşık olarak yüzde azot gazı tamamlıyordu. E, N sembolüyle gösterdiğimiz azot gazı oluşturuyordu arkadaşlar. Yüzde bir yirmi birlik gibi bir kısmında oksijen oluşturuyor. Yani atmosferimizin büyük çoğunluğu azottan oluşuyordu. Bunu da cebimize koyalım. Maddenin en yüksek enerjili hali Bakın burayı da aklımıza alalım arkadaşlar. En yüksek ile en düzensiz hal birbirinden birazcık daha farklı. En yüksek enerjili hal plazma hali, ancak en düzensiz hali e, gaz halidir dememiz gerekecek arkadaşlar. E plazma hali gazın enerji alarak iyonize olmuş halidir. İyonlar oluşturduğu için tanecikler arası etkileşim artıyor. Dolayısıyla bir miktar daha düzenli hale geliyor. Enerjisi artmasına rağmen bu yine istisna bir durumdur. Oysa ki en düşük ve en düzenli hali katıdır. A katı her iki özelliğe de sahiptir. Enerjisi en yüksek olan plazmayken düzensizliği en yüksek olan gaz hali şeklinde bileceğiz. Sıvılaştırılmış doğal gaz için LNG sembolünü kullanıyorduk. E, ...sıvılaştırılmış petrol gazı içinse... ...LPG sembolünü kullanıyorduk. Maddenin gaz halden katı hale geçmesi... Şimdi ...hal değişimlerini hatırlayacak olursak... ...katıdan sıvıya geçmeye erime... ...sıvıdan gaza geçmeye buharlaşma... ...gazdan sıvıya geri dönmeye yoğuşma... ...sıvıdan katıya gitmeye donma diyorduk. Ancak... E, ...katıdan gaza doğrudan zıplamaya... ...süblimleşmeye... ...gazdan katıya zıplamaya doğrudan... ...sıplamaya sı ise süb süblimleşmenin... ...tersi olan kırağılaşma ismini veriyorduk. Hepsini güzelce bir hatırlamış olalım. Plazma haline geçişlere ne diyorduk peki? Gazdan plazmaya geçişe iyonizasyon, plazmadan gaza geri dönüşe de deiyonizasyon adını veriyorduk. Herhangi biri karşımıza soru olarak çıkabilir. Aşağıda özellikleri verilen katı maddelerin katı türlerini belirtiniz diyor bize. Katı türlerine geldiğimiz zaman şimdi iki ana başlıkta incelediğimizi söylemiştik. Amorf ve kristal katılar. Amorf katılar belli. Tereyağı bu katı türüne örnek olarak verilir diyor. Buraya doğrudan biz amorfu vereceğiz. Amorfun en güzel örneklerinden birisi tereyağı da zaten. Neydi peki amorfun özelliği? Düzensiz istiflenmeye sahiplerdi. Bu yüzden de bu tür katıların belli erime noktaları yoktu. Onun yerine camsı geçiş sıcaklığına sahiplerdi. Ki tereyağının erime noktası olmadığını biliyoruz. Nasıl bu buzdolabından çıkarıyorsun? Oldukça sert bir yapıda bir süre beklettiğin zaman böyle iyice yumuşamış böyle ekmeğin üzerine sürülecek hale geliyor. Sofraya getiriyoruz. Biraz daha ısıttığımız zaman sıvı hali artık orada görüyoruz. Yani önce yumuşayıp sonra sıvı hale geçiyorsa bu amorfa örnektir. Doğrudan buz gibi katıdan sıvıya geçiş söz konusuysa bu bir kristalle örnektir. Sulu çözeltisi elektriği iletirken katı hali iletmeyen madde türü iyonik bileşiklerdi. Dolayısıyla e, bu katı türüne de biz iyonik katı, iyonik kristal katı adını vereceğiz arkadaşlar. Yani tuz yapılarında biz bunu görüyoruz. Biz bir tuzun katı haline elektriği ilettiremeyiz ama suyun içerisinde çözdüğümüz zaman iletken hale gelir. Değerlik elektronlarının oluşturduğu elektron denizi sayesinde yüzeyi parlaktır. Elektron denizi dendiği anda aklımıza metaller gelecek, metalik bağ gelecek. Dolayısıyla bunun katı türü de metalik kristal olacak arkadaşlar. Bütün metaller bu özelliğe sahipler. Tanecikler arasında London çekim kuvveti etkin olanlar yani zayıf etkileşimlerden herhangi birini görüyorsak burada molekül yapısından bahsediyordur. O zaman bu tarz kristallere de moleküler kristal katı adını vereceğiz tabii ki su. Yani daha doğrusu katı haliyle buz buna örnektir. Veya kuru buzu buna örnek olarak verebiliriz. Veya şekeri glikozu buna yine örnek olarak verebiliriz. Çünkü tanecikleri arasında zayıf etkileşim türlerinden birisi vardır. London olabilir, hidrojen bağ olabilir, fark etmiyor. Dipol dipol olabilir. Bir zayıf etkileşim varsa molekül yapısı vardır. Molekül yapısı olduğu için de bu bir moleküler kristal katıdır diyebiliriz. O zaman güzelce sorularımızı tamamladık. E artık provamızı bitirmiş olduk ve hazır durumdayız sınava. Tam anlamıyla hazırlanmak için kitaptan nelere çalışacağız, neleri tekrar edeceğiz, ödevlerimiz neler? Şöyle bir birlikte göz atalım. Sıfırdan 9'da kitabını açıyoruz arkadaşlar. Aslında çözdük ama tekrar tekrar bir çözmeye başlayalım. Neler vardı? Şöyle bir hatırlayalım. Dedik ki 3. ünitenin tamamından sorumlu olacağız. Ve maddenin hallerinden, maddenin halleri ve katılar kısmından sorumlu olacağız. Yani 112. sayfadan 162. sayfaya kadar karşımıza buradan e, soru gelecek ve bunlara hazırlanmaya özen göstermemiz lazım arkadaşlar. Onu bitirdikten sonra da tak kimya kitabını alıyoruz. Tak kimya kitabında nereden nereye sorumluyuz? Tekrar şöyle bir bakalım. 3. ünitenin başından yani 101. sayfadan 4. E, ünitenin ilk kısmının sonuna kadar katıların sonuna kadar yani... 157'ye diye kadar 157. sayfaya kadar sorumluyuz. Bunları çalışıyoruz ve sınavdan hepimiz 100'ü alıp ondan sonra buraya tekrar geliyoruz. O zaman ne yapalım? Ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi iyi bir sınav dönemi diliyorum.